Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün tek tek uğraşmadan harika bir elmalı kurabiye hazırlıyoruz. Sizlere fazla bekletmeden kurabiyenin yapılışına geçelim. Video başlamadan önce lütfen küçük bir emoji da olsa bırakmayı unutmayın. Tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi de mutlaka bekliyorum. Elmalı kurabiyenin iç harcı için 4 adet orta boy elma yıkadım ve kabuklarını soydum. İsterseniz ekşi veya tatlı kullanabilirsiniz. Damak tadınıza göre değişebilir. Ama bence ekşi daha çok yakışıyor arkadaşlar. Sizlere tavsiye ederim. Üzerine 1 çay bardağı toz şeker ekleyerek orta ateşte karıştırarak elmanın yumuşamasını ve suyunu çekmesini sağlıyoruz. Zaten hızlı bir şekilde yumuşuyor arkadaşlar. Ara sıra karıştırarak suyun çekmesini sağlıyoruz. Tadı harika, yapılışı oldukça pratik oluyor. Mutlaka sizler denemelisiniz. Elmalar yumuşayınca içerisine bir tatlı kaşığı toz tarçın serpiştirdim ve ocağımın altını kapatıyorum. Bir avuç kadar ceviz ekleyerek tekrar karıştırıyorum ve kenarda soğumaya alıyorum. İsterseniz ceviz kullanmayabilirsiniz de. Bütün malzemeleri tamamen karıştırdım ve ayrı bir kabın içerisine alarak kenarda soğumaya bırakıyorum. Biz de kurabiyenin hamurunu hazırlayacağız. Hamur için geniş bir kabın içerisine 125 gram odasına tereyağı veya margarin, bir adet yumurta, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 paket vanilya ve yarım paket de kavurma tozu ekliyorum. Daha kıyı kıyı olması için de 2 yemek kaşığı nişasta ve 1 çay bardağı sıvı yağ. Artık bütün malzemeleri karıştırıyorum. Bu malzemeler karıştıktan sonra da unumuzu yavaş yavaş ekleyeceğiz. Bu tarif için toplamda 3-3,5 su bardağı un kullandım. Siz 3 su bardağından sonra kontrollü unu ekleyin. Yavaş yavaş unu ekleyerek tekrar karıştırın ve hamur toparlandığı zaman da artık hamuru elimle yoğuruyorum. Kıyır kıyır çok lezzetli, harika bir kurabiye oldu. Çayın yanına çok yakışan tariflerden bir tanesi. İsterseniz bu kurabiye hamuruyla ve bu elmalı harç tarifiyle istediğiniz çeşit kurabiyeyi hazırlayabilirsiniz. Ara sıra un ekleyerek kurabiye hamurumu toparlıyorum. Çok sert veya çok yumuşak bir hamur olmayacak arkadaşlar. Sizlere hamurun kıvamını göstermek istiyorum. Dokusu, kıvamı bu şekilde. Artık hazırlanışına geçelim. Bir tane yağlı kağıdım alıyorum ve göz kararı hamurun yarısını alarak tam ortaya yerleştiriyorum. İkinci bir yağlı kağıdın üzerine kapatıyorum. Merdane yardımıyla genişletiyorum. Sizler buraya kadar izlediyseniz lütfen tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Hamurumuzu olabildiğince incelterek genişletiyoruz. Hızlı bir şekilde genişliyor zaten arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde üstteki yağlı kağıdı kaldırıyorum ve kenar kısımlarını düzeltiyorum. Çok basit ve çok lezzetli olan bu kurabiyeyi mutlaka sizler denemelisiniz arkadaşlar. İnanın sizi yormayan kolay tariflerden bir tanesi. Bu kesmiş olduğum fazla kısımları alarak kenar kısmına hazırlamış olduğum iç harcı yerleştiriyorum. Kenarda hafif boşluk kalacak arkadaşlar. Bu parçaları da tekrar diğer hamurla beraber değerlendireceğiz. Lütfen buraya kadar izlediysen küçük bir emoji de olsa bırakmayı unutma. İç malzemeyi geniş tarafına bu şekilde yerleştiriyorum. Mutlaka iç malzemenin soğuk olması gerekiyor arkadaşlar. Eğer zamanınız varsa bir gün önceden de hazırlayabilirsiniz. Videoda görmüş olduğunuz gibi yağlı kağıdı kaldırarak hamuru üzerine kapatıyorum. Kenar kısmını da hafif elimle birleştiriyorum arkadaşlar. Hamuru bu şekilde kenarlarını kesiyorum ve daha sonra istediğiniz boyutta dilimleyebilirsiniz. Bu şekilde kurabiyelerimiz hazır. İster böyle bir aparat isterseniz de bıçak kullanabilirsiniz.
Tepsiyi yağlamanıza gerek yok ve kurabiyelerinizi tepsinize dizin. Hızlı, kolay ve fazla uğraştırmayan nefis bir kurabiye. Siz de bir kere de olsa deneyin ve bu lezzeti tarifi kaçırmayın. Kalan hamurları da aynı şekilde tamamlıyorum. Şu an elmanın tam zamanı arkadaşlar. Sizler de bu kurabiyeyi bol bol hazırlayıp sevdiklerinize tattırabilirsiniz. İster bıçakla isterseniz de hamur kesme aparatını kullanarak şekil verebilirsiniz. Ama mutlaka yağlı kağıdı kullanın arkadaşlar. Daha kolay bir şekilde şekil verirsiniz hamura. Son kalan hamurları da aynı şekilde tamamlayarak tepsime diziyorum. Toplamda bir tane büyük fırın tepsisi ve borcamda kurabiye elde etmiş oluyoruz. Kalan hamurları da hızlı bir şekilde tamamlayarak tepsime diziyorum. Kurabiyelerimi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri hafif pembeleşene kadar pişirmeye gönderiyoruz. Ve kurabiyeler fırından çıktı. Üzerine biraz pudra şekeri serpiştiririm arkadaşlar. Mutlaka ilk sıcaklığının çıkması gerekiyor. Ama mutlaka biraz sıcak olması gerekiyor, soğuk olmaması gerekiyor ki pudra şekeri üzerine yapışsın. Bir yarım saat kadar dinlendikten sonra servis yapabilirsiniz. Kıyır kıyır çok lezzetli, ağızda eriyen harika bir kurabiye oldu. Sizler de mutlaka deneyin ve arkadaşlarınıza denettirin. Size dokusunu yakından göstermek istiyorum. Kıyır kıyır ve çok lezzetli, nefis bir kurabiye oldu. Mutlaka deneyin ve yorum ve görüşlerinizi bizimle paylaşın lütfen. Tarifimin sonuna geldim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden anında haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.